Efendim devam ediyoruz şimdi. Bu arada efendim diyeyim. Bazen efendim gibi çıkıyor. Özür dilerim. Ona da takılan pek çok izleyicimiz var. Efendim. Özellikle dikkat etmeye çalışacağım. Şimdi bir de Erbakan, Erdoğan gerilimine bakalım. Genel Başkanım. Daha seçim gelmeden bir hafta öncesinde 500 bini aştık. Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi. Tabii AK Parti'den de çok ciddi oranda geliyorlar. Bunun sandıklara da yansıyacağını, 31 Mart'ta da yansıyacağını açık bir şekilde görüyoruz. Bir dönem bizim yanımızda, yöremizde durup da beklentileri karşılanmayınca hemen başka yerlere dümen kıran cambazlara karşı dostlarımızı uyaracağız. 20 senedir belediyenin partisiyle iktidarın partisi aynı da sanki bir hizmet mi görüyor? Rantçı belediyecilik uyguluyorsun. Makam ve rakam için, ihale ve koltuk için çalışan değil, Allah rızası için çalışan kadrolarımızla geleceğiz ve ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacağız. Erdoğan'ın cambaz diyerek hedef aldığı Fatih Erbakan'ın yanıtları, yeniden Refah Partisi dikkat çeken bir de klip yayınladı. Yeniden Refah'a verilen oy, okula beslenme götüremeyen çocuğa, tenceresini kaynatamayan anaya, açlık sınırı altında yaşayan emekliye gider. Kazanmak değil, sadece bize kaybettirmek için paçamıza yapışanlar çıktı. Yeniden Refah'a verilen oy, sesi duyulmayan mazlumun hoşuna, herkese tepeden bakan zalimin zoruna gider. Sonradan aramıza karışmak isteyenler vardı ya, onlara gerekli dersi sandıklarda vereceksiniz değil mi? 31 Mart akşamı Yeniden Refah Partisi'nin oylarının bir yanardağ gibi patlamasını hep beraber izleyeceğiz. Yeniden Refah Partisi büyük şehirler başta olmak üzere seçimde iddialı. Erdoğan ise ayrı adaylarla seçime girmelerine kızgın. Yeniden Refah'ın kızgın olduğu isimse partiden istifa edip AK Parti'ye katılan milletvekili Suat Pamukçu. Suat Pamukçu'nun bir oğlunun BOTAŞ'ta genel müdür yardımcısı, diğer oğlunun ise Adalet Bakanlığı'nda özel kalem müdürü olduğu ortaya çıkmıştı. AK Parti'ye geçişiyle alakalı hakkımızı helal etmediğimizi ifade edebiliriz. Özellikle de teşkilatımız kendisine hakkını helal etmiyor ve beddua ediyor. Suat Pamukçu'ya AK kadroya hoş geldiniz diyoruz. Bizim içimizde eğer onun gibi düşünen arkadaşlarımız varsa da bunlar 2 kişidir, 3 kişidir, 5 kişidir ama bizim teşkilatımız sağlamdır. Seçime günler kala AK Parti ve Yeniden Refah Partisi arasındaki gerginlik de en üst noktada.